Merhaba sevgili arkadaşlar, KriptoCoin çarşısına, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Efendim keyifler nasıl, her şey yolunda mı? Bugün nispeten diğer günlere nazaran birazcık daha piyasamız yeşillenmiş durumda. Tabii ki an itibariyle baktığımızda Bitcoin'de %3 civarında bir geri dönüş, yükseliş var arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sabah e, podcast yayınımızı sizlerle paylaştık arkadaşlar. Takip edenler oradan dinlediler. Ee, ne demek istediğimizi anladılar. Ve yaklaşık 20'nin üzerinde de bir altcoin analizi yapmıştık arkadaşlar. Destekler, dirençler orada mevcuttur sevgili kardeşlerim. Efendim bugün neler var piyasamızda? Çok çok önemli bir haber yok arkadaşlar. Daha önce de zaten sabah podcast yayınımızda haberleri paylaştım sizinle. Tekrar etmek istemiyorum. Oradan dinleyebilirsiniz. Çünkü Telegram grubu kanallarımızda paylaştığım linkine ee, biliyorsunuz, Twitter hesabımızdan da yani yeni hesapla X hesabımızdan da paylaştık sevgili dinleyicilerimiz dedik ve orada efendim değerli arkadaşlar sevgili izleyicilerimiz bugün neler oluyor yani panik yapanlar ne yaptı arkadaşlar piyasa 40 binin altına düşecek 35'e düşecek diyenler şimdi ne yapıyorlar acaba? Biz ne dedik? 40 bin desteğini geri kazanır. Bu iğneyle 39'lara geldi. Hala 40 bin desteği kazanılmak için uğraşıyor şeklinde geçenki videomda bahsettim değil mi? Güzel kardeşlerim. Evet yeni yatırımcılar girdi piyasaya. Evet bitcoin cüzdanlarında biraz e, azalmalar görülüyor. Altcoin'lere para girişinin devam etmesi şu anda an meselesidir arkadaşlar. Tabii ki e, bu ayın sonunda biliyorsunuz FED toplantısı var. Sonuç belli. Yani pas geçilecektir. Faiz artırım bana göre yoktur. İndirim de yoktur. Tabii ki Mart ayı toplantısı biraz şüpheli gibi ama yine de orada da faiz indirimin hemen geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi güzel kardeşlerim her ne kadar inse de çıksa da bizde bir böyle volatil hareketler oluşmuyor değil. Yani bu hareketler her zaman bizde oluştu arkadaşlar. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Ne yaptı kardeşlerimiz? Panik yaptılar. Efendim elindekileri sattılar. Kar ettiler? Kendilerine göre belki. Belki ama ee, tekrar girmeyecekler mi? Girecekler. Ben ne insanlar gördüm arkadaşlar. Bu piyasa çöptür. Buraya daha gelmem deyip de borsaya dalıp da ortada zarar edip buraya geri dönen çok kardeşlerimizi gördüm ben. Şimdi yine tekrar tekrar yeniliyorum. Güzel kardeşlerim. Sizlerin çoğu küçük yatırımcısınız. %95'iniz öyle. Bakınız bizi izleyenler şu anda %95'i küçük yatırımcılardır. Güzel kardeşlerim. E ne yapacağız hoca? Yani eğer ne kadar biz küçük yatırımcıysak da yatırım yapmayalım. Hayır o açıdan değil arkadaşlar. Türev işlemlerini sürekli vurguluyorum. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durunuz diyorum. Bugün canlı yayın yapacaktık ama vakit yok. Dışarı çıkmamız gerekiyor. Yarın uzun bir canlı yayında yine e, konuşuruz. Arkadaşlar bilmiyorsanız mutlaka bir bilenle yolunuza gidiniz. Dönem eski dönem değil. Dönem seçici dönem. Dönem sağlam projeleri seçme dönemidir. Bu bağlamda ben biliyorum ediyorum havasına kapılmayın arkadaşlar. Sen ne kadar bilsen bu ekranlara her 5 dakikada bir Efendim ne yapıyorsun telefonu eline alıyorsun 5 dakikada bir bakıyorsun ya burada diyorsun bu ekran işte bu, bu gidiyor bu kalmıyor pat satıyorsun kendininkini geçiyorsun öbürüne. Bu şekilde kayıpların daha da derinleşiyor kardeşim. Bu böyle olmaz. İnsin canım çıkmayacak mı? Hiçbir enstrüman sonsuza kadar düşmez çıkmaz da arkadaşlar. Bunu sizlerle defalarca paylaştık. E hocam biz panik yapıyoruz. O zaman işi bilenle yoluna yürüyeceksin güzel kardeşim. Kimseyi bulamıyorsan etrafında da bu işi finansal okur yazarlı olan yoksa teknik temel analiz bilgisi yoksa o zaman bizim mail adreslerimiz zaten burada her zaman sizlerle paylaşıyoruz bakınız ekranlarda. Buradan bize ulaştığınız takdirde telefon numaranızı bırakırsanız daha erken döneriz arkadaşlar. Yok ben telefon numaramı vermiyorum derseniz biz size yazarız telefon numaramızı Vaktiniz olunca da bize döner ve bizi arayabilirsiniz sevgili kardeşlerimiz. Evet lafı yine bazı yorumlar geliyor hoca yarısı muhabbetle geçiyor videonun. Arkadaşlar bunlar da önemli. Muhabbet de önemli. Yani nasıl davranacağını bilmiyor kardeşlerimiz bu bağlamda ne yapacağımızı bilmediğimiz zaman bir bilen de yolumuza gitmemiz lazım. Bu arada arkadaşlar kamera yeni kameranın ayarlarını tam yapamadım herhalde. Gün geçtikçe düzelteceğiz herhalde. Eksikleri gördükçe e, odaklamalarından olsun, diğer ayarlarından olsun, onu da düzenli olarak yapmaya çalışacağız. Şu anda yapabildiğimiz bu öne arkaya gidiş gelişler var. E, yan falan, yani bir şeyler oldu. Yavaş yavaş buluyoruz. Biliyorsunuz teknolojiye yetişmek çok zor. Şimdi güzel kardeşlerim, bu vesileyle bugün ne yapıyoruz? Şöyle bir arkamıza yaslanıyoruz. Şimdi bitcoin ve bazı altcoin'lerde nerelere gidiyoruz, nerede kalıyoruz bir yorum ve analizlerimize geçelim kardeşlerim. Tabi bu arada ne yapıyoruz? Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmayı ihmal etmiyoruz ki gelen videolardan ilk siz haberdar olunuz. Podcast yayınlarımızı da takip ediniz arkadaşlar. Gerekirse üye olunuz. Yani e, çünkü üye olanlar daha erken ulaşıyorlar. Gerekirse üye olunuz güzel kardeşlerim. Ee, bu tür haberler yatırımcıysanız size lazım. Bu bağlamda yoldasınız, izlesiniz, video izleme şansınız yok. İşte o zaman podcast yayınları devreye giriyor. Günübirlik geliyor. Oran, oran haberleri ve yine coin analizleri de geliyor oraya. Bu bağlamda yolda giderken de dinleyebileceğiniz bir kanalınız olsun arkadaşlar. Tabii ki o da kripto coin çarşısı. Buyurun kardeşlerim yorum ve analizlerimize geçelim. <laughs> Efendim tekrar merhabalar. Kripto Coin Çarşısı'na hoş geldiniz güzel kardeşlerim. An itibariyle Total 2'yi ekranlarımıza getirdik. Gördüğünüz gibi en son güzel kardeşlerim 23 Ocak'ta dip yaptı biliyorsunuz. Yani 706 milyar dolara kadar düştük. Bu şu anda da 740 milyar. Yani 23'ünden bu zamana bugün 26 yaklaşık 3 günde yine 40 milyar dolarlık bir giriş gerçekleşti. An itibariyle %2 civarında giriş var. Girişler devam ediyor altcoinler için. Dominans bugün yarım puana yakın bir yükselişte yukarı doğru devam ediyor. Bitcoin'in pazar hakimiyeti yönü yukarı. Bu da Bitcoin'in de gideceği anlamını taşır arkadaşlar. Bitcoin geri gelmeyecektir bakınız. Bana göre Bitcoin geri gelmeyecektir. Dominans gittiği sürece Bitcoin gider arkadaşlar. Pazar hakimiyeti gidiyor çünkü. Yukarı gittiği sürece Bitcoin'de gidecektir gibi duruyor. Altcoin'ler yol bulamıyor şu anda. Niye? Dominans bunları engelliyor arkadaşlar. Ne zaman bitcoin dominansı kırmızıya döner, bitcoin yeşilde kalırsa ya da yatay olarak hareket ederse, işte o zaman altcoin'ler yükselişine başlayacaktır. Tabii ki bazı altcoin'ler bitcoin'den bağımsız olarak da hareket edebiliyorlar. An itibariyle baktığımızda %0.48'lik ve 52.12'lerde dominans. Bitcoin. Evet dolayısıyla Bitcoin'de de %3'ün üzerinde şu anda yükseliş var. 41.172 dolara seviyelerine geldik. Ne dedik güzel kardeşlerim? Bitcoin'de ana destek bölgemiz 40.000 dolardır. Kaybedersek çarşı karışır. Kaybettik mi? Kaybettik. Çarşı karıştı mı? Hayır. Niye? Çünkü kalmadık aşağıda. Aşağıda birkaç gün oyalanayydık. İşte o zaman hatlar Velat Dali namini olurdu. Nereye kadar? Bizim daha önce belirlediğimiz bana destek seviyemiz 34.500 dolar. Lakin buralara gelebilmesi için piyasada çok büyük olumsuz haber dağılması lazımdır. Yani olumsuz bir haber geleydi işte o zaman yandık yeten elva oraya kadar çekilebilirdik. Şu anda ne var? Satış var arkadaşlar. Satış normaldir, olacaktır. Adam almış zamanında senin gibi yatmamış ya. Senin Sen elinde olsa satmaz mısın kardeşim? Hiç kızmıyorum ben. Düşsün piyasa hiç kızmam. Niye? Aldık ki adam satacak. Sen şimdi elinde 100 bin liran var. 100 bin liranın aldın A coin'ini. Bu coin'in yaptığı efendim %200 kar ya da %20 kar ya. Bana 20 bin lira lazım dedin. Gördün orada 20 bini. Sattın. Sana kim kızacak? Sonra satmak senin doğal hakkın değil mi? Yok efendim haber olsun diye işte şu kadar koyun satıldı. Ya sana ne satılırsa satılsın bunun da alıcısı var ki satılıyor ya. Alış satış olmayacaksa bu, biz bu piyasada niye varız? Hem alınacak hem satılacak güzel kardeşlerim. Bunları haber yapanla haberim derdim. Beyinden gelen tweetlerle şu kadar sat Ya sana ne kardeşim sana ne? Aa, onlar ne biliyor musunuz güzel kardeşlerim spotçular değil onlar türevciler. Türev işlemi yapanlar longa şorta işlem açanlar bunlar bunu takip ederler. Ama en fazla yanan da şu geri çekilmelerde en fazla çile çeken efendim uykusuz kalan, parasını kaybeden onlar oldu. %99'u kaybetti arkadaşlar. Long ve shortçuların %99'u. Numunelikler hariç. O da şansa derim ben artık. Bilgiyle olmuyor bu işler arkadaşlar. Bu bilgi herkeste var. O zaman herkes kazanır. Kripto farklı bir şeydir arkadaşlar. Sadece grafik okumak yetmez. Verileri takip etmek lazım. Güncel haberleri takip etmek lazım. Bununla ilgili inovasyonlarda bir değişiklik var mı? Yerine getiriliyor mu? Yoksa yatıp uyuyor mu? Bunları adım adım takip etmeniz lazım. Aksi halde gözü kapalı yazı mı tura mı gibi işlem yaparsınız bu piyasada. Başka şansınız yoktur arkadaşlar. Bu bağlamda mutlaka bir bilenle yolunuza gidiniz. Bitcoin'de 40 bin dolar desteğimdir. Bakınız 40 bin dolar ve yukarıda bizi bekleyen şu anda 4 saatlik grafiğinde düşen trend buradaki tepeden aşağıya gelmiş ve kırılmıştır arkadaşlar. Çaylar içilmiş sohbetler bitmiştir burada. Destek bölgemiz de burasıdır. Bakınız destek bölgemiz burasıdır. Ve burada Bitcoin için 4 saatlik grafiğimizde baktığımızda Bizi yukarıya doğru taşıyacak hangi etken vardır? Kırılımdan dönen etken. 200 kırıldı. MA50'de sıra yukarıda. 50 bin dolar bekliyor bizi. Evet. 50 bin dolar yolcusu. Ama nasıl? 44 bin 500 ara direnç bölgemiz var. 47 bin 500 daha önce de söylediğimiz gibi ana direnç bölgemiz var. Buraların kırılması lazım Bitcoin'de. E hocam Ethereum cephesinde ne var? Arkadaşlar Ethereum cephesine baktığımız zaman şu anda 2248 dolardayız. %1.36'lık bir yükseliş var. Ethereum'da aynen Bitcoin'in grafiği yok arkadaşlar 4 saatlikte bakınız. Farklı bir formasyonu var bunun. Bu şimdi buralarda birazcık oyalanır. Yukarıda bunun kırması gereken 2500 dolarda ara direnç bölgemiz var. EMA 50 ve 200 günlük ortalama orada bunu bekliyor. Burayı ne yapması lazım? Aşması lazım. Şöyle bir baktığımızda günlük grafiğinde de düşen trendin yavaş yavaş bitmesi gerektiğini mum hareketi gösteriyor bize. Evet bundan sonra yana atacağı bir mum ve yukarı aşağı zikzaklarla ancak formasyonu kendine getirebilir ve buradan yol alabilir sevgili kardeşlerim. Haftalık bazda baktığımızda her ne kadar trend bazında yükseliyor olsak da şu anda son attığı kırmızı mumdur. Bundan sonra da atacağı güzel bir yeşil mum 3000 dolara taşır Ethereum'u. Evet sevgili kardeşlerim Ethereum'un da durumu budur. Peki hocam şimdi kur ve dağ tokeni. Evet fırsat verdi mi? Bana göre çok güzel fırsat verdi. Yarım doların altı sürekli fırsattır bunun için. 0.46 dolardayız şu anda. 40 destek 50 direnç bölgemiz var. Ne yaptık arkadaşlar? Bir tane düşen trend vardı kırdık mı? Kırdık. Neresi geliyor arkadaşlar? Bakınız. Hoca yine okları çekmeye başladı. Evet yarın öbür günkü yayınlarda 12'den vurduğunu görünce de keşke dinleyeydik hocayı cımbızlayedik bazı şeyleri. Diyorsunuz tabii ki o da olacak. Ama 50 günlük ortalama neresi? 56 görünüyor. Burası 60 olur arkadaşlar. 50 direncini kırdığında. Evet. AMP'ciler. Birkaç gündür bakmadım bu e, coin'e. 0-10 dolardayız. Destek. Evet destek dönüyor. Önünde bakınız yukarıda EMA 50 ve 200'ü aşarsa bu 4 saatlik grafiğinde şu tepe 12 ve 15 bandına doğru hareket gelir. AMP coin'de de yukarı yönlü bir momentum başlıyor yavaş yavaş 4 saatlik grafiğinde. Günlük grafiği yatay pozitif olarak değerlendirilebilir arkadaşlar AMP'de. XCN %2.5-3. Yalnız X yanı için ne dedik? Şu kırıldı. Bundan sonra ikinci yeşil mumu da attık. Yatay da olsa geri de çekilse yön yukarı gider. Zamanı onu bilemeyiz. Ne zaman gideceğini bilemeyiz arkadaşlar. Ama şu grafiğe göre buradan aşağıya gelmediği sürece yön yukarıda 25-30 bandı seviyelerine doğru bir hareket başlatabilir. Şu an 13 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Efendim Chainlink. Chainlink 14 dolar desteğinde 15 dolar ara direnç ve 20 dolar seviyelerine doğru bir momentum her an Chainlink'te gelebilir. Şu derinlik buradan dönüşü oluşur arkadaşlar. Bu da bizi 17 dolar bandına doğru harekete götürür kısa vadede. Efendim, RAD'a baktığımız zaman RAD bugün 2 dolar direncini kırmak için geri bir dönüş yapmış durumda. %2.60'lık bir yukarı yönlü hareketi var 1.9'larda. Evet, RAD'da bizim beklentimiz düşen takoz ve yükselen grafik modunda buradan bir geri dönüş sinyali geldiği anda gideceği nokta 2 dolar 69 sent. 2,5 doların üzeri olur. Stax. Evet 1,5 dolar direncini kırmak için uğraşıyor arkadaşlar. 1,5 dolar direncini. Peki Stax'ta 1,5 dolar ara dirençtir arkadaşlar. 2 dolar da ana direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacaktır Stax'a. Bu 4 saatlik grafik. Efendim bu 4 saatlik grafik bizi burada şu derinlik bekliyor. Kırılımda bakınız 2 dolar. 2 dolar direnci. Staks'ta görünen budur. Blur ne yapıyor hocam? Blur 0.61 seviyelerini geçti. %4'e yakın yükselişi var. E şu anda Blur için de bir yükselen trendin hakim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 4 saatine gelecek olursak. Bakınız zaten burada ikili bir dibin ardından dönüş sinyalini vermiş durumda. Geride ikili tepe, burada ikili dip, ay maşallah maşallah, bir dolar yolcusu. Scala Network. Evet, Scala Network 0070 desteğini koruyor, 74'lerde. Bakınız farklı bir formasına imza attı burada. Scala Network, şuradaki yapacağı bir mum hareketiyle kendini 80 ve 0 atmaya kadar götürebilir. 80 direncini kırarsa. E hocam çiliz ne yapıyor? <laughs> Pardon özür. Arkadaşlar çiliz 0-10 doların üzerine oturdu artık. Bir iki gün burada oyalanırsa dedik 0-15'e doğru bir momentum çiliz gelecektir şeklinde. Daha önce sizlerle bunu ben paylaştım. Oklarımı da çektim oklar hedefine doğru gidiyor. Buradaki çektiğimiz ok yarıya kadar çalıştı ama hedefine gelmek üzere bakınız. Sabreden bu piyasada para kazanıyor arkadaşlar. Oradan oraya atlayanlar para kazanamaz. Kar ettim zannedip kendinizi kandırmayın. Evet, bekleyen para kazanır. Uçan kaçanı peşinden gidenler değil arkadaşlar. Tabii ki para senin pul senin kardeşim. Ne diliyorsan onu yapmaksa serbestsin. Biz sadece görüşlerimizi paylaşıyoruz. Yani uygulamak zorunda değilsin tabii ki. Evet, ee, çiz. 15 dolara doğru gidiyor arkadaşlar. Yani 0.15 dolar. Normal <laughs> 15 dolar değil. Efendim. kartesi ee, de bugün yine hareketlilik var. Yüzde %6 civarında. Kartesi düşen trendi kırdıktan sonra şimdi burada bir formasyona imza atmaya çalışıyor. Eğer burada bir güzel bir formasyonu getirirse 0.25 doları görür arkadaşlar. Şu an 22'lerde. Storj dönüyor geri yavaş yavaş dedik. Dikkat Storj'a dedik arkadaşlar. Bakınız Storj için şurada küçük bir... eee derinlik var. Bu derinlik öncelikli olarak tamamlanması lazım. Neresi? 60 ve üzeri. Şu an 57'lerdeyiz. Burada 64'ün üzeri MA 50'nin üzeri sayılır. 70 bandına doğru daha sonra da 1 dolar yolculuğunu başlatabilir şeklinde bunu yorumlamıştık zaten. Burada fincan kulpu hala kulpu devam ediyor. Dönüşü yine nedir? 1.6 seviyelerini gösteriyor. Orjin protokol. Evet. Sakin sessiz çaktırmadan gidiyor. Şu anda 0.16 dolarlarda 15 desteğini korudu zaten biliyorsunuz. %8'in üzerinde bir yükselişi var. Orjin protokolde yoluna devam ediyor arkadaşlar. Nereye gidecektir? 20 direncini kırarsa üzerinde kalması lazım. Üzerinde kalırsa artık yükseliş ateşinin fitilini at yani fitilin fitili ateşlemiş olur. Efendim Aptos %3 civarında yukarıda. E, şu anda 0.25 dolar. Düzeltiyorum. 8 dolar destek. 10 dolar direnç. Şu anda da 8.5 dolardan ve %3'lük de bir yükselişi var Aptos'un. Musk ne yapıyor hocam? Musk %3 yükselişte ve 3.5 dolar seviyelerine doğru bir momentumu başlattı yine. Eğer 3.5 doların üzerinde tekrar gün kapanışı yaparsa yolu açık olsun arkadaşlar Musk'ın. Ripple'a baktığımızda Ripple yavaş yavaş geri dönüyor. 52'lere geldi. Yarım doların üzerinde tutunuyor. Sırada 60 direnci var. Buraya doğru bir momentum gelebilir. Düşen trend kırıldığını görüyoruz. Efendim. Ee, bakınız Ripple için şurada bir formasyon var arkadaşlar demiştik. Hatırlayan var mı? Burada omuz, baş, omuz. Bu tehlikeli dedik. Ve geldi tabakını. Bu derinlik buraya kadar attı. Yani şu derinlik aşağı yönde çalıştı. Ben bekliyordum şuralardan dönüşün ama bir tur daha aşağıya geldi. Burada bu aşağı gelişler okeydi. Ama bir tur daha aşağıya geldi. Yani bu şu anlama geliyor. Obo formasyonları düşüş sinyali, tobo formasyonları da yükseliş sinyali veriyor arkadaşlar. İnecek koyun. Evet, inecek koyun yukarıdan aşağıya gelen düşen trendi kırdı. 30'lara kadar geldiği ve 30.73'e iğne attı. Hadi 30 dolara iğne attı diyelim. Efendim, elindekileri çıkaranlar. Şimdi bakın 33 dolara geçti geri. %5 yükselişte. Nereye gidiyor? 40 dolar direncimize doğru bir momentum sergileyebilir her an. Efendim, Matik %2 civarında yükselişi var. 0.74 dolar seviyelerinde olan Matik an itibariyle de %2 civarında bir yükselişi var. 80 direncine doğru gidiyor. Düşen trendi kırdı. 1 dolar yolcusu hayırlısı olsun. Audio. Evet 18,5 dolarlarda ve %2 civarında bir yükselişi var. 20 direncini kırması gerekir devamı için yükselişinin. Efendim Leopding LRC %2 civarında bir yükselişi var. Ne yapıyor? 0.23 dolarlarda 25 direncine doğru onun da bir hareket ettiğini görüyoruz sevgili arkadaşlarımız. SNX 3.22'lerdeyiz. %3 civarında yükselişi var. Ee, an itibariyle de düşen trendi kırdık arkadaşlar. Tekrar, daha önce kırdık tekrar kırdık şu anda. Ee, bunun yönü da yukarı doğru olacaktır. Lakin dominans kırmızıya geçerse de bu coinler tutulmayabilir arkadaşlar artık. Çok düzeltme yaptılar. Çok ezildiler. Her an geri dönüşleri başlatabilirler. Evet Algorand 0.16 dolar seviyelerindeyiz. Ee, %4'e yakında bir yükselişi var. 0.16 20 20 seviyelerine doğru gidiyor. Avax tekrar 32 dolara doğru yine atmaya başladı. %5'e yakın yükselişi var. 30 dolar destek, 40 dolar ana direnç dedik. 35 ara direnç. Efendim %5'e yakın yükseliş yapan diğer bir altcoin Solana. 90 direncini kırdı. Şimdi 90 dolar destek konumuna geldi. 91 doların üzerinde an itibariyle. Direnç 100 dolar oldu şu anda. Evet buraya doğru momentum devam ediyor. Efendim arabam 60 model yokuşları çıkmıyor. Şu anda %2,5'luk bir yukarı dön yönü var. Yani pozitif yönde yeşilliği var. 1 dolar 77 sent. Efendim 2 dolar direncine gidiyor. Düşen trendi geri döndü. Kırdı. Ve UMA 5 doların üzerinde kalıyor. Dikkat 5 doların üzerinde her an ters bir hareket UMA'dan da gelebilir. Yukarı yönlü. Eğer tekrar bir düzeltme yapacaksa yukarıda aşağıda 4,5 dolar var çok yükseldi arkadaşlar. Çok. Fantom. %5 yükseliş ve 0.35 direncini kırdı. 40 direncine doğru gidiyor arkadaşlar. 40. Feçeli Evet %5 yükseldi. 0.60 direncini tekrar kırdı ve 60 desteğini geri kazandı. Evet kaybettiği yeri geri aldı. Şimdi bundan sonra yolu açık olsun Peçeli'nin deriz. GRT. E. %3 yukarıdayız. 0.15 desteğini tekrar kazandı. Buradan sonraki momentumu 20 seviyelere doğru gidecektir arkadaşlar. 20. Düşen trende baktığımızda GRT içinde şu tepeden aşağıya gelen bir trend çizgimiz ve kırıldı simetri olan 0.20 dolar seviyeleri görünüyor. Keza AGX %4 civarında yükselişte 0.26 dolardayız. 25 direnci kırıldı. Şimdi 30 direncine doğru oradan bir momentum gelebilir arkadaşlar. Leoprinc LRC %2 civarında bir yükselişi var. 0.23 dolar bandı seviyelerinde an itibariyle hareket ediyor sevgili arkadaşlarımız. Peki Doge ne yapıyor? Doge 80 direncini kırmak için uğraşıyor. %1.76'lık bir yukarı yönlü momentumu var. Ee, Shiba ne yapıyor? Shiba %1.58 seviyelerindeyiz arkadaşlar. Yani 90 destek olarak kazanıldı tekrar. Zaten bunları bu şekilde analizlerini sabahki podcast yayınımızda yaptık güzel kardeşlerim. Oradan da dinleyebilirsiniz. Ve bugün illa ısrarla yorumlarda boğane yazan kardeşimiz vardı hocam. Boane yapmıyorsunuz, unutuyorsunuz şeklinde bize ee, not yazmış. Boane diyelim. 0.56 dolarlarda ve geri dönüş var. %3 an itibariyle geri dönüşü var. Yukarıdan aşağıya gelen düşen trend kırıldı arkadaşlar Bonnet'e de. Yani artık 60 direncine doğru gidebilir Bonnet. Bonk ne yapıyor arkadaşlar? Bonk. Bonk'u da bakalım. Tabii ki Solana gittikten sonra Bonk'ta da bir yolculuk başlıyor. %5 yükselişte şu anda. Efendim 1, 2, 4, 0, 11 dolarlarda. 15'e doğru bir yolculuk başlatmış gibi duruyor. Yani efendim Piyasa genelimiz nispeten diğer günlere nazaran güzel görünüyor. Yani burada hmm, panik yapmanın da herhangi bir manası, anlamı yoktur diyoruz güzel kardeşlerim. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızla burada noktalıyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz. Sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, kalın. Hoşça kalın.